Arkadaşlar merhabalar. Tekrarlı permütasyonu anlatmadan önce dairesel permütasyondan bahsedeyim, aradan çıksın. Dönel permütasyon, dairesel permütasyonda durumumuz şu. N tane eleman varsa N-1 faktöriyel diyeceğiz. Örnek, N tane öğrencinin yuvarlak bir masa etrafında farklı sıralanışları N-1 faktöriyel olur. Düz bir sıraya da N faktöriyel şeklinde sıralanırlar. Böylece oranı sorulmuş. Zaten aşağısı nedir? N çarpı N eksi 1 faktöriyeldir. Bu yüzden bunlar gider. 1 bölü N olur arkadaşlar. Bunu A şıkkı yani. 3 tane bakkal, 3 tane kasap yuvarlak masa etrafına oturacaktır. Aynı meslekten iki insan yan yana gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde oturulabilir? Şimdi burada bunlar yan yana gelmeyeceklerine göre o zaman bir bakkal bir kasap şeklinde ya da bir kasap bir bakkal fark etmez. Öyle sıralamamız lazım. Yani B1 şöyle bir B2 diyeyim. Böyle de bir B3 diyeyim. Böylece bakın kasapları bunların arasına böyle yerleştirebiliriz. Şimdi burada önemli nokta şu arkadaşlar. Evet, dairesel permütasyonda N-1 faktöriyel yapıyoruz. Örnek neylerden başlayalım? Bakkallardan başlayalım. 3 bakkal var. O zaman 2 faktöriyel diyeceğiz. 3 eksi 1'den dolayı. Yalnız artık bunlar sabitleşti. Bunlar yerlerine yerleşti bakın. Bundan dolayı K1, K2, K3 için sakın 2 faktöriyel demeyin. Çünkü arkadaşlar artık yerler belli. Dairesel permütasyondan durum şudur. Başlangıç noktası A deseniz, sonra B, sonra C deseniz A, B, C diye sıralanır. Siz buradan başlasanız A, B, C deseniz bakın yine buradan da hareket etseniz yine aynı sıralama oluyor. Bundan dolayı bir tane çıkartıyoruz ama bu şekilde bir görüntü yaptıktan sonra B1, B2, B3'ü yerleştirince içeriye yerleştirdiklerinizi kesinlikle eksiltmeden normal düz düşünerek yapıyorsunuz. Böylece onlar da 3 faktöriyel olacak. Böylece 6 çarpı 2'den cevap 12. İçinde Ahmet ve Burak'ın da bulunduğu n artı 3 kişi Ahmet ve Burak yan yana olmak koşuluyla yuvarlak bir masa etrafında 48 değişik şekilde sıralandığına göre n kaçtır? Şimdi Ahmet ve Burak var. Bunları bir kişi sayacağız çünkü birlikteler. O zaman kişi sayısı n artı 2'ye düşecek. Doğru mu? Çünkü bunları bir paket sayıyoruz. Örnek 4 kişi düşünün. Ahmet, Burak, Ceyhan, Deniz olsun. O zaman bunları bir kişi düşünürsek ne olacak bakın? Bir azalacak gerçekten. 3 deriz. Bundan dolayı da n artı 2 kişiye düştü. Şimdi bunlar yuvarlak masa etrafında sıralanacağı için de n artı 2 faktöriyel değil. N artı 1 faktöriyel diyeceğiz. Bir de Ahmet ve Burak yer değiştirebilir kendi aralarında. Yani AB ya da BA şeklinde olabileceği için onu da unutmayalım. Bu 48'e eşitmiş. O zaman N artı 1 faktöriyel eşittir 24. N de buradan 3 gelmiş oldu. Bir genel müdür, 3 müdür ve her müdürün 2 yardımcısının bulunduğu 10 kişilik bir heyet yuvarlak masa etrafına sıralanacaktır. Her müdürün her iki yanında kendi yardımcıları olmak şartıyla kaç farklı sıralama yapılabilir? Bir tane genel müdür var. 3 tane müdür var. 4 kişi. Bunların da ikişerden 6 tane yardımcısı var. 10 tane kişi var. Şimdi bunlar da her iki müdürün ne şey pardon, her müdürün her iki yanında da kendi yardımcıları. O zaman şöyle müdür 1, yardımcısı 1, yardımcısı 2, müdür 2, bunun yardımcısı 3, yardımcısı 4 diyelim. Müdür 3, yardımcısı 5, yardımcısı 6. Yani bu şekilde. O zaman bunlar paket 3 kişi artık. Sonra bir tane de genel müdür var. Artı bir de bu. 4 kişi yaptı bakın. Gördüğünüz gibi bunları bir paket saydığımız zaman 3 tane paket var. Bir tane de genel müdür var. O zaman şu an 4 kişiymiş gibi. O zaman ne olacak? Yuvarlak masa etrafında 4 eksi birden 3 faktöriyel şeklinde sıralanacaklar. Bir de yardımcılar da kendi aralarında bakın 2 faktöriyel. 2 faktöriyel, 2 faktöriyel diye yer değiştirir. Böylece ne olur? 6 çarpı 8'den 48 tane durum oluşur.
Gelelim asıl mevzumuza, tekrarlı permütasyona. Tekrarlı permütasyonla ilgili güzel sorularımız var çünkü. Şimdi tekrarlı permütasyon sorularındaki formülümüz şu arkadaşlar. A, B, C şeklinde. A tanesi aynıysa birbirinin içinde, B tanesi birbirinin içinde aynıysa, C tanesi birbirinin içinde aynıysa ve toplam N elemansa N faktöriyel bölü A faktöriyel bölü B faktöriyel çarpı C faktöriyel diyoruz. Yani şöyle bir şey söyleyeceğiz. Örnek 4 oyuncak olsun. Bakın şimdi. Bunların adları A, B, C olsun. Bunları hadi sıralayalım bakın. Şimdi A, B, C. A, B, C. Gördüğünüz gibi A'lar kendi arasında yer değiştiriyor yaptım ben güya. Değişmemiş oldular. Bundan dolayı burada bakın kendi aralarındaki yer değiştirmeleri önemsiz olacağı için şunu yaparız biz. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Şöyle olsa 5 oyuncaktan adları ve özellikleri aynı olan 2 tane 7 oyuncak demiştim değil mi? B, B, B. Kaç etti? 5, 2. C, D olsun böyle. Böyle olsa 7 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel deriz. Tamam mı? Çünkü bunların kendi arasında hiçbir sıralama yoktur. B'ler özdeş. A'lar yine özdeş. Kendi aralarında sıralama olmayacağı için böyle söyleyebiliriz. Bakalım şimdi. Marmara kelimesinin harflerinin yerlerini değiştirerek anlamlı ya da anlamsız yazılabilecek 7 harfli farklı kelimelerin kaçı sesli harfle başlar ve sessiz harfle biter? Bakın şimdi 7 harf olduğu için arkadaşlar hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kutu oluşturalım. Sesli harfle başlayacak. O zaman A, 3 hakkımız var. Sakın aynı olduğuna dikkat etmeyin şu an. Farklıymış gibi düşünelim. Geriye de 4 tane sessiz harfimiz kalıyor. Buraya da 4 tanesinden bir tanesini yerleştirebilirim. 2 tane harfi yerleştirdik diyelim. Örnek M ile A'yı. O zaman geriye 5 harf kalır. 5, 4, 3, 2, 1 diye sıralanır. Yani 5 faktöriyel. O da 120 yapar. Direkt çarptığım zaman yazalım. 120 çarpı 3 çarpı 4. Yalnız A'lar 3 tanesi birbirinin aynısı. 3 faktöriyel. M'lerden 2 tane var. R'lerden de 2 tane var. Bakın bu şekilde önce tekrarlı olup olmadığını düşünmeden yapıp sonra en son paydaya yazarsanız uğraşmak zorunda kalmazsınız. Böylece atmış oldu bu sorunun cevabı. Burada da 322.001 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 6 basamaklı kaç farklı çift sayı yazılabilir demiş. Sıfırlar sıkıntılıdır malum. Onu en son düşünelim. Şimdi bakın. Bir kere 2'yi düşünürsek 6 basamaklı 3, 4, 5, 6. 2 tane 2 var. Buraya yazdım bakın. Sonra başa 0 gelmez. Bir tane 2'yi kullanmış olduk. 1, 2, 3 tane hakkımız kaldı. İlk basamağa, daha doğrusu son basamağa öyle söyleyelim. Sonra artık ne olmuş oldu? Toplam 6 sayı olduğu için 4, 3, 2, 1. Böylece 24 çarpı 3 çarpı 2 bölü 0'dan 2 tane var. 2 faktöriyel. 2'den 2 tane var. 2 faktöriyel. Bu şekilde bakın söylemiş oluruz. 24 bölü 4 6. 6 kere 3 18. Çarpı 2 36 olmuş oldu. Şimdi bir de 0'ı düşüneceğiz. 0'da da yine aynı şekilde sona 2 tane 0 gelir. 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra başa bir tane 0 gelmeyecek. Artık normalde bir tanesi kullandığımız için bir tane de 0'ı kullanmayacağız. Geriye kaç hakkımız kaldı bakın. 4 hakkımız kaldı bu sefer. Şimdi geriye kalan 4 sayıyı 4, 3, 2, 1 diye yerleştirirsek burası yine 24 çarpı 4 çarpı 2. Sıfırların 2 tanesi 2 faktöriyel. Yine 2'lerin 2 tanesi 2 faktöriyel. Böylece şu 4'leri sadeleştirelim. 48 olsun. 48, 36, toplam 84 tane çift sayı yazılırmış. Dediğim gibi sıfır sıkıntılı olduğu için onu sonradan hesaba katıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek oluşturulan 6 basamaklı sayıların kaç tanesinde çift rakamlar soldan sağa doğru artan sıradadır? Güzel. Bakın bu bizim için önemli bir yorum sorusu olacak. Şimdi bir kere arkadaşlar bu 6 faktöriyel normalde. Eğer dümdüz sıralasaydık böyle diyecektik. Şimdi
Soldan sağa doğru artan sıradadır diyor ya, 2, 4, 6. Örnek bir görüntü yapayım size. 2, 1, 3, 4, 6. Sonra da böyle 5'i yerleştireyim. Bakın bu gerçekten soldan sağa doğru çift sayıların arttığı durumdur. Size yan yana demediği müddetçe sakın bunları yan yana düşünmeyin. Yani soldan sağa doğru artan diyorsa burada bakın görüntü bu şekildedir. Bundan dolayı buna dikkat etmeniz lazım kesinlikle. Örnek bir görüntü yaptım ben size. Şu hatalı olur sadece bunu düşünmeniz. Yani böyle bir görüntü evet içinde olacaktır ama sadece yan yana olduklarını ayrıca belirtiriz merak etmeyin. Dolayısıyla burada şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Çok önemli bir yorum burası bakın. 2, 4 ve 6'yı x, x, x gibi düşünüyorum. Nasıl olsa bunların arasında tek bir sıralama var ya. Yani sıralama önemsiz bunların arasında. 2, 4, 6, 2, 6, 4, 6, 4, 2 diye sıralanamıyorlar. Tek şekilde sıralanıyorlar. Bu size tekrarlı permütasyon örneği sunar. Bundan dolayı 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel yani 6 çarpı 5 çarpı 4, 30 çarpı 4, 120 deriz arkadaşlar bu sorunun cevabına. Bakın bu gerçekten önemli bizim için. Şimdi bu arkadaşlar tekrar permütasyon gibi bazı soru tiplerinde sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Mantığını öğrenmeye çalışıyorsunuz. Cevabı 120 olan bir şeyin de böyle tek tek gösterimi sıkıntılı olacağı için anlamadığınız bir yer olduğunda aşırı ezberci yaklaşmak istemiyorum ama permütasyon olasılık zaten sayma olasılık sıkıntılı bir konu. Bazı noktalarda spesifik çözüm böyledir diyorsak ve kafanıza çok yatmıyorsa en azından bizim çözümümüzün doğru olduğunu kabul edin. Yapa yapa belki alışırsınız bile. Şimdi burada da çünkü şöyle bir durum oluyor. Bize diyor ki mesela A, B, C, D, E kişileri var. A, B, C şeklinde kaç sıralama olur? O zaman şunu söyleriz biz yine. A, B, C kendi arasında madem A, B, C diye gidecek o zaman 5 faktöriyel. Bunların sıralaması bir tek olduğu için başka hiçbir sıralamaları olmadığı için onları böyle x, x, x gibi düşünürüz. Böylece 5 çarpı 4'ten 20 deriz. Yani illa sayı sorusu olarak değil bu şekilde sıralama soruları da olacaktır. Ona dikkat etmemiz lazım. 2, 2, 3, 3, 5, 5 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 5'ler yan yana olmak şartıyla 6 basamaklı kaç değişik tek sayı yazılabilir? 5'ler yan yana olacakmış paket o zaman. O zaman şöyle bakalım olayı arkadaşlar. Bir kere 1, 2, 3, 4, 5, 6 hanemiz var. Önce 3'leri düşünelim. Sona 2 tane 3 gelir. 3 virgül 3 sonuçta. Bunlar aynı mı olsun böyle bir yazalım biz şimdi. Sonra arkadaşlar 5'ler paket olacağı için ya böyle ya böyle ya böyle ya da böyle. O yüzden bunların 1, 2, 3, 4 hakları var. Haliyle 4 tane yer değiştirirler. Artık örnek diyelim böyle bir yere oturdu 5'ler. Geriye kaç tane sayı kaldı? 3 hane kaldı. Onlar da 3, 2, 1 diye yerleşir. Böylece bir de burada ikimiz var. 3'ler yan yana yan yana diyorum. 3'lerden 2 tane olduğu için sıralamaları 2 faktöriyele bölmemiz lazım. Çünkü aynı var. 2'lerden aynı var arkadaşlar. 5'ler için 2 faktöriyel sakın yapmayın. Çünkü ben 5'leri paket halinde düşündüm. Bunların yer değiştirmesine hesaba katmadım. Yer değiştirmesine hesaba katarsak zaten yine böleceğim için yazmama gerek yok. Gördüğünüz gibi bu 2 faktöriyel 2 tane 2'nin olmasından, bu 2 faktöriyel 2 tane 3'ün olmasından 5'i yazmama sebebim de bunlar 5 5 yan yana yer değiştirmelerini hesaba katmayınca bölmeme de gerek yok. Böylece bunlar gitti. 6 kere 2'den 12 olmuş olduğu sorunun cevabı. Ha pardon daha 12 demeyelim affedersiniz. Daha şu an 5'leri 3'leri düşündük. Şimdi bir de 5'leri düşünelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 5 o zaman tek olduğunda en son basamağa gelir. Son iki basamağa. Sonra artık geri kalan sayılar kendi arasında 4 faktöriyel şeklinde yerleşir. 5'lerin kendi arasında yer değiştirmesi yok. Çarpı 2 de yok. Bölü 2 de yok. Ama 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğiz. Çünkü 2'den de 2 tane var. 3'ten de 2 tane var. Buradan da 24 bölü 4'ten 6 tane geldi. Toplam o zaman 18 durumumuz var. 6 basamaklı bir merdiven her adımda 1 veya 2 basamak atlayarak kaç farklı şekilde çıkılabilir? 1 veya 2 demiş ya. O zaman şöyle düşüneceğiz bakın.
Birer birer giderim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Böyle olabilir. Sonra 1, 1, 1, en son 2 giderim. Ya veya başlangıçta sorun değil. Şu an sıralama yapmıyorum. Adımları söylüyorum. Sonra 1, 1, 2, 2, 2 diye giderim arkadaşlar. Böyle. En sonda da 2, 2, 2 giderim. Böylece bakın 1, 2, 3, 4 tane ayrı ayrı durumumuz oldu. 1, 1 gidersem bu sadece bir durumdur yani. Değişmez. 1, 1, 1, 2 şeklinde gidersem örnek ilk adımımı 2 atarım. Sonraki adımlarımı birer birer atarım. Ya da birinci adımımı 1 atarım. İkinci adımımı 2 atarım. Sonra böyle giderim. O yüzden bunlar kendi arasında yer değiştireceği için 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktöriyel ama birerler aynı olduğu için birer adımlar. Böylece burada da 5 durum var. 1, 1, 2, 2. Yani önce bir adım attığımı düşünün. Sonra iki adım attığımı düşünün. Sonra bir daha adım atayım. Sonra bir daha iki adım atayım. Mesela bakın böyle bir görüntü. Yani sanki bir numara, iki numara, bir numara, iki numara yan yana sıralanıyormuş gibi düşünebiliriz. Bundan dolayı burada da ne yapacağız? Kendi aralarında yer değiştirmelerini 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel deriz. Haliyle 6 olur. En sonda zaten 2, 2, 2 aralarında herhangi bir sıralama olamayacağı için bir tane durum oldu. Böylece 6, şununla karışmasın pardon. 5 daha 11, 1 daha 12, 1 daha 13 tane durum varmış. Klasik bir soru arkadaşlar. Balon sorusu. Bu zaten MEP kitabında da olduğu için bir çözmek istedim. Şekildeki balonlara atış yapan bir atıcı, her atışta herhangi bir ipteki balonların en altta olanını vurmak koşuluyla tüm balonları kaç farklı sıralamayla vurur? Bakın bu şu demektir. Önce bu numara verelim buraya. Biri vurduktan sonra 2'ye geçebiliriz. Ama biri vurmadan direkt 3'e atlayamayız. Ya da bunları vurdum böyle 1, 1, sonra burayı vurdum. Şöyle buraya atlayamayım. Atlayamam pardon, atlayamayım diyorum. Buradan böyle buraya geçiş yapamam. Yani kısacası alttan üste sıralı yapacaksın diyor. O zaman sıralı olunca sıralama tek olmuş oluyor. Böylece 3, 2 daha 5, 1 daha 6. 6 faktöriyel normalde atış hakkımız vardır deriz. Böyle rastgele hepsini atış yaparım. Ama ne olacak bakın. Alttan üste sıralı gitmek zorunda olduğum için buradaki 3 faktöriyel ve yine buradaki 2 faktöriyel bölünmesi lazım. Ne olur o zaman? 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 2. O zaman buradan da ne oldu? 2 oldu. 30-60 gelmiş oldu sorunun cevabı. Evet, kareli yol soruları arkadaşlar. Şimdi ben önce size bir mantığını anlatayım. Ne olduğunu görelim. Hemen bu soruyu da çözmemiş olalım. Bakın şimdi. Diyelim böyle A'dan B'ye hareket edeceksiniz. En az kaç farklı şekilde gidilir? En az yolu kullanmak şartıyla. Şöyle yapıyoruz bakın. 1, 1, 1, 1. Buralara da böyle birleri yerleştiriyoruz. Çünkü sağa doğru başka gideceği alternatifi yok şeklinde düşünmek için. Sonra buradan bakın şöyle ve şöyle gelindiği için buraya 2 deriz. Yine buradan bakın böyle gelindiği için 2. Buradan da 1 farklıydı. 3 olur. Sonra şuradan bir farklı geliyor. Buradan da 3 farklı geliyor. 4 olur. Buradan 1 farklı geliyor. Buradan 4 farklı geliyor. 5 olur deriz. Tamam mı? Sonra dikkat edin. Sağ 1, 2 de buradan gelirim. 3. Sonra dikkat edin lütfen. Şuradan 3. Çünkü 3 var bakın. Buradan da 3. 6 olur. En son arkadaşlar. En son demeyeyim pardon. 4 buradan, 6 buradan. 10 deriz. En sonunda da bakın. 5 buradan, 10 buradan. 15 deriz. Gördünüz mü? Bu şekilde toplayarak en köşeye gidebilirsiniz. Dolayısıyla burada dikkat edelim şimdi. Buraya bir farklı giderim. Buralara 1, 1, 1, 1. Tamam mı? O zaman burası ne oldu? 2. Şimdi buraya gidiş şeklim sadece 2 olacak. Çünkü başka alternatifim yok. Yukarı çıkamayacağıma göre. Buradan bakın aşağı inerken ve buradan gelirken 2 artı 1, 3 olur. Sonra bakın aşağı ineceğim ve sağa doğru geleceğim. İkisine güçlerini birleştirir gibi düşünün. 2, 3 daha 5. Sonra buraya gidiş başka yolum yok. O yüzden 5 oldu o köşe. Şimdi buradan 1 farklı, buradan 3 farklı, 4. Buradan 4 farklı, buradan 5 farklı, 9 gördüğünüz gibi. Sonra 5, 9,
14 başka türlü gidemem. 14 olur. Burada da 1, 4 birleşimi 5. 5, 9 birleşimi 14. 14, 14 birleşim 28. 28, 14 birleşim 42 oldu. Böylece bakın bu şekilde gidilen sorularda adım hesabıyla kaç farklı gidilir, kaç farklı gidilir diyerek topluyoruz. En başları 1, 1, 1 yazıyoruz. Sonra da yine 1, 1, 1 yazıyoruz. Kalanları toplayarak yapmış oluyoruz. Zor bir şey değil. Dikkatli olmak lazım işlem hatası yapmamak için. Hatta bakın bu soruya mesela yukarıda şekilde K harfinden başlayıp komşu harfler takip edilerek Kemal kelimesi kaç farklı şekilde okunabilir? Bakın böyle olur, şöyle olur, böyle bu şekilde. O zaman ne çıktı dikkat ettiyseniz deminki gibi kareli zemin gibi düşünün. O zaman ben ne yapacağım? Aşağı giderken 1, 1, böyle yine 1, 1 derim. Dolayısıyla buradan ve buradan gelip burada birleşeceği için 2 olur. Sonra şuradan ve buradan geleceğimiz için burası da 3 olacaktır. Sonra arkadaşlar 2 buradan, 1 buradan gelir 3, 3 buradan gelir, 3 buradan gelir 6 olur. Böylece cevabı bulmuş oluruz. Yalnız şöyle bir pratik formül vereyim. Kareli zeminde önünüzde herhangi bir engel yoksa ve buradan buraya başlayıp gidecekseniz şunu yapma hakkınız var. Toplam bir sağ, bir sağ, o zaman iki tane sağ. Bir aşağı, bir aşağı, iki tane de aşağı. Toplam 4 adımınız var. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dersiniz. Çünkü iki kere sağ, iki kere aşağıya gideceğiniz için. Böylece bakın yine 6'yı bulabiliriz. Bu soruda da aynı şekilde. Bir engel yoksa, özel bir soru tipi değilse bu şekilde yapabilirsiniz bu soruları.